Ankara'da bu güzel günde sizleri hissetmek, duyumsamak, bu anı görmek, işitmek muhteşem bir duygu. Çocuklar için içinde umudu barındıran bir an bu. Benim hikayem, hep şunu söylüyorum, dünyaya gelmemizin bir sebebi var. Ve burada olmamız ya da başka yerde olmamız bir tesadüf değil. Ben öğrencilerimle birlikte o hikayeyi ve bu yaşanan kötü durumu değiştirmek için o an yeniden gittiğim o yerde her şeyin tamamen yeniden yapılandığı bir yerdeydim. Daha önce bir kurumdaydım. Sonra orada çalışırken dedim ki ben burada olmamalıyım. Olmam gereken yer burası değil. Bir şeyler değişmeliydi. Benim bir mesleğim daha vardı. Öğretmenlik mesleği yeterli olmamış ki başka meslekler edinip, başka üniversiteler okumuştuk ama çocukların hayatına dokunmam gerektiğini düşündüm. İstifa ettikten sonra bir köy okuluydu. Aslında Güneydoğu'da bir okula gitmek istedim. Fakat evde konuştuğumda Ege'de de köyler olduğu, ücretli öğretmenlik olduğu, bu hayalimi gerçekleştirebileceğim ve müracaatlarımı yaptım. Oraya gittiğim zaman, o köye gittiğim zaman ben o köye aşık oldum. Çok güzeldi. Oradaki bir ağaç vardı. İlk giderken dikkatimi çeken bir ağaç vardı. Ağacın dallarında kuşlar yoktu. Kupkuru bir ağaçtı. Dedim, can vermek lazım bu ağaca. Çünkü doğayı sevmek, insanı sevmek, çocukları sevmek, bunlar bizi ayakta tutuyor. Bunlar bizim yüreğimize şefkati ve merhameti veriyor. Başka canlıları da sevebilmek. O köye gittiğimde çocuklar beni o kadar güzel karşılamışlardı ki, çünkü o köy okuluna giden öğretmenler görevini çok kısa zamanda değiştirmişlerdi. Niçin değiştirdiklerini bilmiyordum. Ve meslektaşım diyemeyeceğim biri beni karşıladı. Ve çok güzel karşıladı beni. Bembeyaz saçları vardı ve onun idealizminden çok etkilenmiştim. Dedim ki kendim gibi düşünen bir insanla bir aradayım. Ama anlayamadım. Anlamam için zaman geçmesi lazımdı. Öğretmenlik, hatta insan olmak, gözlemlemek ve karşımızdaki kişiyi tanımaktan geçiyor. Onun hislerini, yaptıklarını. Ama biz eğitimlerimizde uçan sayılar, Türkçe'de mecaz anlam, yan anlam, bütün bunların eğitimini almışken çocuk haklarıyla ilgili ne yapmamız gerektiğini öğrenmedik. Sadece karnedeki notlara, arka arkaya sıra gibi dizilmiş asker gibi çocuklara, hatta bir kısmına konuşan çocuğu tahtaya çarpı diye işaretle ve kendini ifade ettirme yöntemleriyle eğitim almıştık ama öğretmenlik bu değildi. Bu ülkeyi kurarken insanlar kurşunları kundakların yerine taşıyıp yeniden bir vatan kurmak için uğraşırken biz bu olmamalıydık. Çünkü çocuklar bir ülkenin vatanıdır. Hatta çocuklar vatanın tam kendisidir. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Onlara verdiğimiz değer kadar. Onların oyun hakları, kendini ifade edebilme hakları, tüm bunlar bizim için çok önemli. Biz öğrencilerimle zaman geçirirken içinde müfredatın biraz dışına çıktık. Ve çok keyifli anlar geçirdik. Fakat benden bir kısım çocuk o birleştirilmiş sınıfa doğru gittiğinde o sene her şeyin değiştiğini anladım. O şarkı söyleyen çocuklar şarkıları söylemez, masalları dinlemez olmuştu. Sınıfımın kapısına girdiklerinde gözlerindeki bakışta bir terslik olduğunu anladım. Bu böyle olmamalıydı. Yanlış giden bir durum vardı. Öğrencilerimle 23 Nisan'a birçok özel güne hazırlandık. Onlarla yaratıcı dramalar, çalışmalar yaptık. Çünkü çocukların birine yaşadığı yanlış giden bir durumu anlatabilmesi için onlara inanması ve güvenmesi gerek. Onlar için biz bir kurtarıcı değiliz. Sadece onlara inanmamız gerekiyor. Onların yanında olmamız gerekiyor. Ve yanlış gidene dur dememiz gerekiyor. İşte 103. madde, çocuk koruma kanunu, şu madde, şu yasa. Hayır, bizim bu ülkenin ilham veren hikayelerine, dünyanın ilham veren hikayelere ihtiyacı var değişmiş. Öğrencilerimle vakit geçirirken, çocuklarda ters gideni anladığımda, o kapanan kapıyı 8 metrekarenin içine sığdırılmaya çalışan çocukları ama ne olduğunu anlayamıyorsunuz.
Hep beyninizin bir yarı şöyle diyor. Birilerini kafanızın bir kenarında aklayıp diyorsunuz ki hayır bunu yapmış olamaz. Ama bir yerinizde diyor ki yanlış giden bir durum var. Çocuklar o kapının arkasına her gün saat 10.30'da içeri girdiklerinde elimdeki en güçlü olan o kalemle o kapıyı çalıp açmaya çalıştığımda o kapının açılması maalesef ki dakikalar alıyordu ve bu kadar geç açılmamalıydı. Ve ben o kapıyı bozmaya karar verdim. Kapının kilidini bozarken orada yanlış gidenin ne olduğunu görmem gerekiyordu. Bununla yüzleşmem ve bu yapılan durumu çözebilmem gerekiyordu. Çünkü çocuklar ne yazık ki bana yaşadıklarını tam olarak anlatamıyorlardı. Bir şey vardı ama çözemiyordum. O kapıyı açtığımda ve oraya girdiğimde masanın altında iki çift göz gördüm adamın bacaklarının arasında. Ve hala şunu diyordum. Hayır bu olmamalı, böyle bir durum yaşamamalılar. Fakat yaşadıkları durumu ve travmayı onlara da hissettirmek istemedim. Biz gıdıklama oyunu oynuyoruz öğretmenim dediklerinde böyle bir oyun yok dedim. Ve sonrasında onlara sınıfıma toplayıp iyi sevmeyi ve kötü sevmeyi anlattım. İyi sevmek sonsuz huzurdu. Annemizin bizi sevmesi gibi. Şefkat, mutluluk, huzur göğsümüzün tam üstünde bize iyi olma hissini veriyordu. Ama bir de kötü sevmek vardı. Bizim maalesef ki ülkemizde birçok, dünyada birçok çocuk bunu yaşıyor. O bikiniyle kapalı olan yerlerimizi elleyen ve bizi rahatsız eden birisi varsa bunu güvendiğimiz birine söylemeliyiz. Ama eğer susuyorsa başka güvendiğimiz öğretmenimize gitmeliyiz dediğimde öğretmenler bizi korur mu? Çocukların dediği kelime şuydu. Öğretmenim, sen erkek gibi araba kullanıyorsun, çok güçlüsün değil mi? Hayır dedim, ben kadınım ve çok güçlüyüm. Kadınlar çok güçlüdür. Çocuklarımdan biri bana geldiğinde, o küçük kızım bana geldiğinde bir gün, iki gün sonra sınıfıma girdi ve dediği kelime şuydu. Beni kötü seven biri var, başkalarını da çok kötü seviyor ve bizi kurtar. Eğer 6,5 yaşında bir çocuk ben hamile olmuş olmaktan korkuyorum diyorsa yanlış giden bir durum var. Ve biz yanlış öğretilerle büyümüşüz. Çocukları korumak yerine sadece sınıfa girmişiz ve çıkmışız. Dizlerimin üstüne çöktüğümde tek yapabildiğim şuydu. Bu son bulacak ama son bulmadı. Ben jandarma komutanlığına gittiğimde, o sınırı geçtiğimde her şeyin bittiğini zannettim ama bitmedi. Ve bu mücadele 4 sene sürdü ve defalarca konuştular. Bu ülkenin ihtisas mahkemelerine ihtiyacı var. Çocukları, 10 yaşındaki çocuk 14'ü olduğunda bunu yaşamamalı çocuklar. Bu acıları çekmemeliler. Ya da ben onlara yalan söylememeliyim. Gökyüzünde sizi izleyen işte uydular, siz güven altındasınız. Hayır böyle bir durum yok. Bu çocuklar rehabilitasyonda da ya da başka alanlarda yalnız kalıyorlar ve biz kendimiz gibi insanları buluyoruz ve kendimiz gibi insanlarla bir araya geliyoruz ve o çocukları korumaya çalışıyoruz. Hayır, bir toplum çocuğunu koruduğu sürece vardır. Ve biz yasalarda, sözleşmelerde, bütün bu alanlarda ilk imzalayanız ama uygulamıyoruz. Uygulamak zorundayız. Ve biz bu mücadelede bu kişiye 82 yıl ceza aldırdık. Fakat bittikten sonra şöyle bir durum oldu. Çocuklar bana ulaşmaya başladı. Anneler bana ulaşmaya başladı. Bize de yardım et. Hayır dedim, bu böyle olmamalı, bu kadar çok olmamalı. Biz bir STK kurduk. Hatta ben Türkiye'nin her yerine yazdım. Çocuklarım bunu yaşarken yerel yönetimlere, siyasi parti liderlerine, her yere yazdım. Hiçbirinden cevap gelmedi. Eşim, oğlum ve Mersin'de iş adamı Yücel Ceylan. Her yerde bir iyi var. Sonra bir gazeteci, bir doktor. Çoğalmaya başladık ve kurduktan sonra çocuklar için mücadele ederken şunu anladık. Suç yarına kalıyor ama yanına kalmıyor. Yanına bırakmamak için de bizlerin sözünün dinlenmesi gerekiyor. Ve başka bir çocuğa ulaştığımda şunu öğrendim. O çocuğun hikayesini de size anlatmak istiyorum. Bir yurtta cinsel istismara uğramıştı. Ve bana dediği kelime şuydu.
tecavüz etmek istiyorum. Bana yapılanı. Rehabilite edilmemiş çocuklara rehabilitasyon sunulmazsa ve üstünü kapatırsak sonuç maalesef çok vahim oluyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Bizim dinlemekten korktuğumuz bu durumu çocuklar duyuyorlar. Bizim uzağımızda tutmaya çalıştığımız bu durumu çocuklar yaşıyorlar ve bizler bu durumun önüne geçmek zorundayız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar ve biz çocuklarda umudu taşımalıyız ve bu büyük yanılgıyı değiştirmek zorundayız. Bunu duymalıyız, bunun üzerine gitmeliyiz ve biliyorum ki bu alanda ya da burada olan herkes çıktığında bir hayata dokunsa birçok hayatı değiştirebilir ve o çocuklara umudu taşıyabilir. Bizler umudu taşımalıyız, hatta hayallerimizin peşinden koşmalıyız, bulunduğumuz her yerde değişimi başlatmalıyız. Bu değişim birçok çocuğun hayatına dokunabilir ve ben şunu söylemek istiyorum, Nazım'ın dediği gibi, teyze amca bir imza ver. Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler. Teşekkür ederim. Çocuklar için bu salondaki bütün insanlardan çocuk susar sen susma çığlığını duymak istiyorum. Ellerimi kaldırdığım zaman çocuk susar sen susma diye bağırabilir misiniz? Çocuk susar. Teşekkürler, sağ olun.